Gördük bu arada. Enspotur'un evini gördük. Bu acılı ev turlar nasıl oluyor? Acı mı yediriyor? Acı yedirip evi mi geziyorlar? Biber mi? Ha, tamam. Tamam, peki. Peki. Bizim süs biberi daha mı acı? Ben acı biliyorum. Ben acı asla yiyemem. Ölürüm. Acı yersem net ölürüm bu arada. Peri yollardan insan efendim. Elimiz gönderip bir şey atmış. Şöyle kenara alıyorum. Nedir ya bu? Aaa! Ona acıyla ölürüm. Tansiyonu falan yükselir benim. Geberir. Gerçekten geberir giderim ha. Vallahi geberir giderim. Şakasız. Mütevazı olayım diyorum ama bozuyorlar. Memin sen öyle bir insan. Aa, Enes kesinlikle buna Enes yapar. Mesela bunu kesinlikle ve kesinlikle Enes yapar bu arada. Enes tam bir ispikçi. Tam. Tam bir ispikçi ya. Mesela bir şey diyorsun ki söyleme diyorsun. İnadına söylüyor. Ben mi? Bir de ben deyip soru işareti mi koydun? Allah aşkına Hakkı. Hakkı. Şimdi ben patates olayını bir kez daha anlatmak istiyorum. Çünkü bir kere anlattım bu patates olayını. Ama bir daha senin yaptığın patates alçaklığını ben burada oturup da anlatmak istemiyorum. Rezil. Ya ne anlatıyorsun? Arkadan şey yapıyorlar. Sakın kusmasın. He. Çıplak oluyorum genelde sabah uyandığımda. Çıplak mı oluyorsun? Bir şey oturdu. Neredeyiz? Bu acı başka acı. Islak mendil getirin bu çocuğa. Bu ne ya? Yandım oğlum. Net bayılırım. Döndür, döndür. Herkese merhaba, ben Orkun. Acılı Ev Turu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş bu Acılı Ev Turu All Star bölümümüz. İnanılmaz güzel, inanılmaz tatlı konuklarımız var. Enes Batur'u acı yedireceğiz. Ve kendini müzisyen Kemal'i acı yedireceğiz. Tabii ki evde kim varsa bütün halkı buralar yediriyoruz biz gitmişken. Ve bir sürprizim var. İnanılmaz bir acıyla karşınızdayım. Bu acılar Orkun'un acıları olarak ileride online satış olarak sunulacak. Orkun artık kendi acı markamız. Ya anasını satayım. Çağatay Efendi'ye de dedik ki merch dedim çıkartmak istiyorum. Ama dedim güzel şeyler çıkartmak istiyorum. Şöyle gofretli, miyalı, işte minervalı, böyle tatlı güzel şık duracak dedim, tasarım çalış. Çağatay, ne kadar oldu bunu diyeli? Ne kadar oldu konuşsun, kendisi konuşsun, ben bırakıyorum konuşsun. Maç mı izliyor şu an? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bir şey söyleyeyim, yalan olmasın, bir yıla yakın olacak herhalde. Tek bir Allah'ın günü gelip de şey demedim. Aa bak Pelin abla böyle bir şey çalıştım. Nasıl demedi? Çıkartıyoruz. Bu acı da onun ilk numunelerinden. Bunu yapan arkadaş yaklaşık böyle 1000 tane biberi, farklı sus, çeşit Çağatay, acı biberi kaynattı ve içinde hiçbir kimyasal madde, hiçbir zararlı madde yok. Sap acı ama bizim önceki Eminönü acımızdan kaç kattır? 10 kat acıdır. Henüz Scoville değerini ölçmedik. Onu da yakında ölçüp sizinle paylaşacağız. Neredeyiz? Ev tanıdık geliyordur zaten. Gel Enes'e giriyoruz. Bir daha gördük, bir daha coştuk. Allah'ım inşallah birine bir şey olmasın, amin. Bu da şey, acı videosu duası. Ama bak içinde kimyasal madde olmadığına yemin edebilirim biz yaptığımız için. Ha Enes yok mu o zaman? Enes taşındı tamam. Arkadaşlar. Peki görüşürüz o zaman. Hep geliyorsunuz her gün buraya, yok olmaz. Olsun sizi bulduk size. Hayır. Gel buraya. Ben seninle niye konuşmuyorum? Onun bu videoyu çekme diye. Kılık liste işte oğlum bir saniye. Kafan çok kapandı, gözlükle şeye gitti. 3 yıldır konuşmuyoruz, bu videoyu çekme diye git. Sen yedin mi bunu? Kanka yedim, çok kötü söylüyorum. Kim yedi en son? En son Can'la Mert yedi. Ben yemem. Nasıldı? İyi oldu, iddiaydan yok. Tamam. Dudağında falan kalmasın. Kaldı. Yala onu, yala onu kalmasın. Nasılsın? Ya hayır ya. Ev turu evet. Yüzüne de söyledim, videoda da söylemek mümkün istiyorum. Değil. Keşke daha önce barışsaymışız. Çok büyük hayvanlık etmişiz. Ben özlemişim seni çünkü. Bu ara gerçekten her gün birlikte takılıyoruz. İyi misin? Ya ne anlatıyorsun? Kafa gitti. Acı yok bende. Ama en son barışmadılar mı ya? Ben barıştılar gibi hatırlıyorum. Mümkün değil. Sakın benim evime gelmesin, kapıyı açmam. Sakın benim evime gelir mi? Kapıyı kilitlerim, kendim de içeri kilitlerim, başka bir odaya kilitlerim. Almam. Almam abi, mümkün değil. Bayılırım lan.
bayılırım, ne gezdirmesi, mümkün değil. Deli misiniz siz? Zaten öyle bir şey için gelmez de. Gelse bile ben açmam kapıyı, şimdiden söyleyeyim. Batu'ya yedirsin. Batu'ya yedirsin. Eğer gelmeyi çok gelmek isterse Batu'ya yedirsin. Batu acı çok seviyor. Batu yesin geçsin. Bir de o Yiğit'liğe bok sürdürmemek için belli de etmez Batuhan zaten ne kadar acı olduğunu. Adanalı olabilirim ama bende acı sigilleri yüklenmedi. Kütüğünde yazıyor oğlum, acı yazıyor. Of. Nasıl? Kanka gerçekten değeriz çok az verdim. Bence sen evi gezdirirsin bize şimdi şu benim an. Olayım burada acı çekerken evi gezdirmek. Evet, evi anlatman lazım bize. Of. Arkadan şey yapıyorlar, sakın kusmasın. Ne yapacağım? Bütün genzin çok kötü oluyor. Hayır, kusarsan daha kötü oluyor. Ben kusarım. Müstekbel, mütevazı evime hoş geldiniz. Bir şey... Kusarım, çişimi de yaparım orada. İkisini de yaparım. Ne diyeceğim, bu ev mütevazı bir ev değil. Kendimi şımartmak istedim, 21 yaşındasın. 22 yaşında çıktım buraya, dedim ki bu kadar ünlüyüz, şeylere sahibiz. İyi harcayalım yapsın. Bari, ne yapalım? Hayır, benim anlamadım, ben bu eve girdiğimde her zaman kendime aynı soruyu soruyorum. Yani yakın tutarlar kazanıyoruz muhtemelen. Hayat şartlarımız çok farklı. Niye böyle oğlum, benim arabam yok. Arkadaşlar ben harcıyorum, Orkun geleceğe yatırım yapıyor. Bir gün ben batarsam Orkun'a gideceğim. Bitcoin'e yatırdım parayı. Burası evimin giriş kısmı, burada tahta var, burada gelecekteki fikirlerimi falan yazıyorum. Tebeşirli tahtı mı bu? Burada hayallerimi falan yazıyorum ama boş. Bittim, kurudum. Adam felaket hale geldi. Bu arada ben evi Sims'ten yaptım. Nasıl ya? Fotoğraflarını bulursam sana evin Sims'teki halini atacağım. Burası sinema bölümü. Gece burada takılıyoruz. Şu ne? Bu doğum günü hediyem, birisi vermişti böyle. Diğerini mi sokuyorsun? Ha, içecek mısır falan koymak için. Mısır sokuyorsun ya, içecek sokuyorsun. Heee, güzel mi? Ya işte lüks hayatı biliyoruz ama yaşamıyoruz, anlatamıyorum. Biliyoruz yani, lüks hayat kesinlikle biliyoruz ama yaşamıyorum, yaşamayı tercih etmiyorum. Ve anca gırtlağıma çalışıyorum ben. İstersek PlayStation oynarız da burada PlayStation 4 var. Bunun PlayStation pozdan dışına kaç yıldır oynanmadıysa. Dikkat et kanka, buna değdiğin an yere düşüyor. Bu bir tuzağım oğlum. Ben bunu aldım, arkadaşıma story çekiyordum. Teşekkür story'si, kırdım. Nasıl tamir ettin sonra? Ha şuradan şey yapıştırdım, Japonlanmış evet. Bak burada. Bunu böyle Mesut koymuş, eve biri gelsin de çarpsın da parasını alayım diye, güzel taktik. Benim ağzımda bir acı var sürekli. Maç 3-0 mı bitti? Bak yine Orkun ısıtma gibi diyorsun. Abi bu totem. Bu bir totem. Bu kesinlikle ve kesinlikle bir totem. Arar buluruz izini, bilirsin zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la. Biz zır deliyiz, bilirsin zır deliyizden de alırsın. Arar buluruz izini, bilirsin zır deliyiz biz, hem yazında hem kışında. Nerede olsan senindeyiz. Bir onuruz yolunda, hadi bas, Türk gönüller coşsun. O kupalar sana helal, al gel de buralar bayram olsun. Gönüller coşsun, o kupalar sana helal, al gel de buralar bayram olsun. Öyle sakin durduğumuza bakma, habersizce kopan fırtınalara benzeriz. Ne olur bu kalpleri kurban olurum, Allah bir daha ağlatmasın. Peşinden çölleri, denizleri geçeriz. Yar etmez ellere, sahaları darleriz. Unutmadın kurduğumuz o düşleri, göz göze etmişiz bütün yeminleri. Kaç mevsim bugün bekledik zaferlerini, gözledik aman aman aman. Bu kadar yetmez ah Türkiye'm ilerle. Allah'ım daha iyi bir milli marş yok ya.
Ay yıldızım at golünü coştur. Gol değil şeydi, smaç diye. Arar buluruz izini, bilirsiniz zırneliyiz mi? Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz. Bir oluruz yolunda, hadi bas tır gönüller coşsun. O kupalar sana el alam, gel de buralar bayram olsun. Kalkıp oynayacağım şimdi. Son sadece şu kısmı. Bu bizim totemimiz, kimse kusura bakmasın lütfen. Nerede? Tükürük reise kadar olan ki kısım. Ha, o kısım güzel çünkü. O kısım güzel. O kısmı seviyorum. Yani tükürük reise kadar olan kısım. Ha, şurası. Şurada itibaren. Tamam. Kışı da sensin ilacı da bir dönsen bir acı da kupaları yamacına uzansan inadına. Bizim çocuklar, bizim çocuklar tarih yazacak, kimsenin gözünün yaşına bakmadan. Bizim çocuklar tarih yazacak, kimsenin gözünün yaşına bakmadan. Okey, teşekkürler. Ay müthiş, 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 müthiş. Yine unique mi yedin Eren? Size de böyle zamanlarda şey geliyor mu? Voleybolcu olma isteği, arzusu. Ya da mesela yaşına uygunsa, ay bir çocuk yapayım da hemen o çocuğu işte ne bileyim bir böyle alana yazdırayım. Hemen bir spor alanına yazdırayım. Profesyonel bir oyuncu yapayım. Niye olmadım diye gelen o his. Vallahi bu aralar voleybolun sayıları mayıları konuşulması etmesi de böyle futbolla hemen hemen gerçekten denk gidiyor. Bir de başarılıyız ya. Bir de başarılı da olduğumuz için anormal de bir gurur var. Yolları açık olsun ya. Lisanslı voleybolcu musun Berrak? Ay ne kadar. Ay Allah'ım inşallah. Gamze de var chatimizde. İnşallah Allah'ım ne olur nasip et ya Rabbim. Görsek ya sizi öyle yerlerde. Ben de gururdan gebersem. Bana bedava bilet ayarlasanız. Aman. Ayağım bedava bile. Ne olur. Ne olur. Ay iyi bakalım. Sağ olsun orada çok sevgili Orkun Işıtmağ'a teşekkür ederim. Bu bir totem. Çünkü ben ne zaman yayında Orkun Işıtmağ'ın videosunu izliyor olsam biz hep 3-0 alıyoruz abi voleybol maçlarında. Bakalım. Devam ediyorum. Devam ki tekrardan bir kez daha efendim sultanlarımızı, kadınlarımızı kutluyorum. Gerçekten göğsümüz kabarıyor oturduğumuz yerde. Öyle böyle değilim de. Hadi bakalım. Sürekli dağılalım. Normal normal. Çok bana vermedin, teşekkür ederim. Evet, az verdim sana bilerek ama devam etmek istersen 6 milyona geçebiliriz. Bu şimdi başlangıç acımızdı. Ben devam etmek istemiyorum. Evde şöyle heykeller görebilirsiniz, korkmayın. Bu benim Biliyorum şarkımdan kendimi ölümsüzleştirdiğim bir heykelim. Egoistlik. Olsun kanka, güzel duruyor bence. Şu koltukların şöyle ne deniyor buna, varaklı koltuk mu deniyor? Ne deniyor buna? Gömmeli koltuk, bilmiyorum. Evde çok fazla köşe var. Mesela ben buraya ilk defa oturuyorum. Ama güzel bir fotoğraf çekilebilir bak şuradan, bak tabloya falan. Evet, tabloyu çok beğendim bu arada. Mesela bu balkonu görmüş müydün sen, burada balkon olduğunu biliyor burada musun? Burada balkon var ama kullanılmıyor, gezelim. Evin yarısı atıl duruyor ya. Ev çok gereksiz, tarlam var. Bakayım yaşayan bitki var mı diye bakıyorum da. Hepsi yaşıyor oğlum, nasıl? Şu... Ben gene bitki öldürdüm. Çiçeğimin adı Sertaç'tı, Sertaç öldü dün. Ve çok güzel suluyorum yani. Daha ne yapmam gerekiyor? Allah belamı versin ki bilmiyorum ya. Zizi Gajin çok teşekkür ederim bu arada hostun için. Hoş geldiniz. Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Ben mi bakamıyorum ki? Sertaç hediye almıştı da. Çok sulamadım. Çok sulamadım. Olanı söylerim size. Orkide göndermiş bana doğum gününde Sertaç. Ben de adını hemen Sertaç koydum. Bana hangi, biliyorsunuz ki Mehmet de ölmüştü ondan önce. Ama Mehmet eski evde ölmüştü. Bu evde de Sertaç öldü. Çok mutsuzum. Bir de Çağatay vardı, küçük orkidem. O da öleli aylar oluyor. Aşırı üzülüyorum. Ya bayağı ismiyle falan seviyorum. Çok güzel suluyorum. Yani şöyle, mesela orkideyle alakalı videolar izledim.
İşte diyor ki işte ne zaman ki griye dönerse o zaman sulayladın. Öyle suladım, temiz sular. Hıdırı mı ya yedi? Mıya öküzü yedi Hıdırı. Hıdır öyle öldü. Biliyorsunuz bir de benim süs biberim vardı. Küçük tatlı biber saksım vardı. Onu da Mıya öküzü yedi. Sabah gofreti seviyor sandım. Çiçeği sevmiş evet. Gerçekten iğrenç. Çok canım sıkılıyor. Ben bir bitki katiliyim ya. Nasıl söylüyorlar bilmiyorum. Bebeğim gibi bakıyorum. Evet Mıya öküzü çünkü biberlerimi yedi. Zehra geçmiş olsun bir tanem, şifa olsun. Yerinde sevdiğim onu bilmiyorum. Bu birazcık gariban oldu. Bir de Yasemin mi bu? Soğan var, domates var. Hani soğan da yok, domates de yok. Topladık. Yılda bir tane veriyor zaten değil mi? Oğlum şey yatırım yapıyorum geleceğe. Burası da evimizin manzarası. Ha bu Yasemin ağacı. Bu güzel kokuyordu. Gel aşağı in. Önce yukarı mı çıkalım? Şimdi bak sen geçti, dayandın buna. Bence güzel de atlattın. Şimdi level 2'miz var. 6 milyon. 6 milyon. Tamam sen de o zaman. Ben o kadar çok yedim ki. Hayır ya. Mert yesin Mert. Tamam Mert yesin o da olur. Burası yemek bölümümüz. Hiç yemek yediniz mi burada? Yedik burada. Ailecek toplanma yapacağız akşamları. Yapacağız mı? Yedik mi? Yaptık. Bir daha yapacağız. Bir kere mi yapıldı? Bir kere yapıldı. İkinci yapılacak. Mesela şu koltuğa... Kılık be bu arası. Gitsin o koltukta yatsın. Sonra gitsin öbür koltukta uyusun. Sonra bu koltuğa gelsin. Biraz bu koltukta uyusun. Tam haklılık ayarlı. Bu koltuk buraya geldikten sonra hiç yatıldı mı? Bir kişi yaşamıyordur ki. Bir kişi yaşamıyor ya. Ana güzelmiş lan. Ana. Ben genelde böyle tek depresyona girdiğimde falan burada yatıyorum. Kokusu nasıl? Ben kokuyor olabilirim ya. Bir Mert kokuyor da olabilir. Niye kokluyoruz koltuğu? Acıyla nasıl aran? Acıyla çok iyi. Valla. Korona yedin mi? Korona oldun mu? Korona yedin mi? Korona olmadı. Tamam. Arkadaşlar ya. Of acıyor. Abi acı için bir... Ana Enes Batur şey oldu değil mi? KYK yurduna kapatıldıydı bir ara. Ekip var şu an çok korkunç yani. Oğlum bu acı sıvı da değil. Katı bir şey yiyorsun. Bu katı. Bu değişik bir kafası var. Bu hemen gelmiyor kafası. 2-3 dakika. Buna emcükle abi. Bu şimdi 2-3 dakika. Yut. Enes denemek ister misin sen de? Bak çok acı değil. Biraz da ona göre onun çok acı değil. Göre... 2-3 dakika sonra gelecek. Öldürün adam nasıl acı gözlerim değil. Ben bayılırım. Senin tepkine göre yapacağım biraz daha. Bence yapmamalı. Artıyor değil mi? Git gide artıyor. Gözlerime baksan 10 saniyede neler oldu gözlerim. Gel sen de bize gel. Evimizin 4 katı bulunuyor. Biz şu an kaçıncı kattan girdik? Kaça çıktık? Kaç? Sanki birisi dudaklarımı ısırmış böyle. Ben ısırmadım. Çıkmış gibiyim. Ben ısırmadım. Eve taşınırken böyle bir sürü tablo aldım. Alakasız. Hepsini de bir yerlere koydum. Olsun kanka. Duvarlar boş kalmamış. Bir hali mi geldi sana? Ev aşırı büyük. Kanka gitgide kötüleşiyor değil mi? Ben demiştim bu 6 milyon çok fena. Burası bilgisayar odam, çekimlerim yapıyor. Arka burada da Mert'in yeri var. Yani bir internet kafe gibi bu ev evet. Aslında. Her bilgisayarda 3 monitör var. Yo-yo koleksiyonum var burada. Atması yapması zordur. Nasıl tutuyorduk lan bunu? Özel bir... Bu evle bir ortak özelliğimiz var. Benim de 3 tane monitörüm var. benim de 3 tane monitörüm olduğu için benzeyen bir özellik bulduk. Benim de L koltuğum var. Gör L koltuğumu gör aşağıda. Bu şekli vardı sanki. Çekemezsin ama zor. Nasıl çekiyorsun? Ay yo o kadar seviyorum ki. Ne oldu lan öyle? Küçükken oynardım. Nasıl çekiyorsun? Orkun demeleniyor. Hayır dur oğlum dur onlar şey. Şu an ben aldığımda 100 liraydı. Bunlar şu an 2000 lira tanesi. Ne? Ben aldığımda 100 liraydı bunlar. Yo. Evde çok acayip şeyler var. Bir sürü video çektiğimiz için. Bu ne mesela? Bu ne? Bu ne için kullanılmış olabilir ya videoda? Bilmiyorum bu var ya. Yo. Bir her yerde bir şey var. Genelde üst katta takılıyorum ben. Bir şey diyeceğim. Burası yalnız 4 kattan fazla aşağıları sayınca değil balkonları mi? Balkonları sayınca 8 balkon falan var. Bu evin metrekaresini ben hala merak ediyorum bu arada. Son geldiğimde de merak ettim. Babam ve ben. Burası da böyle. Burayı da mı kullanmıyorsun? Buraya çıkıyor musun? Ne yapıyorsun mesela sabah çıkıp buraya? Sabah çıkıyorum mesela. Güneşi mi selamlıyorsun? Çıplak oluyorum genelde sabah uyandığımda. Çıplak mı oluyorsun? Çıkıyorum buradan böyle. Bütün Hacı Erkent'e şov mu yapıyorsun çıplak? Şöyle bir duruyorum. Bütün lokasyon öğrenildi müthiş. Poz veriyorum. Burası Amerika gibi ya, alakasız baksana şuraya. Aa burası çok enteresan burası bir yer. Burası Türkiye değil gerçekten. Çünkü. Herkesin havuzu var, her yer ağaç. Hadi acı verelim ya, iyisin sen şu an. Ya yeni acılıyorlar beni ya, kendi yatak odamda. Ha sen buraya projeksiyon mu yansıtıyorsun?
tavana yansıtıyorum. Gece sineması yatıyorsun. Aa, ha, biliniyor ilk muydu defa zaten? Tavan eğikliğinin okay. kullanıldığını gördüm. Çok mantıklı hocam. Ya hayır hayır 6 milyon mu olur? Bir Mert'in bulmam lazım. Şey yok oğlum Mert'te. Beni yedirip yolladınız abi. Ben aşağıda bayılıyordum. Kusura bana yardım et. Ağız koydum sana. Oğlum bayılıyormuş ya da. Bunu bir elinde tost ekmeği, öbür elinde süt. Tukan yiyip hastaneye gitmedi mi? Hay bunu hiç Tukan yemedi. Sanki Tukan senin az önce yediğini yedi. Cantolar bütün ev bunu yedi. Bu kadar yedi. Ben evet. yemem. Daha bir daha söyleyeyim. Yemem. Kanka direkt diline tamam, suç. Tamam aldım. Geldin gerçekten ya. Deniyorum böyle. Hayır. Hayır. Kitlenme. Şöyle kalıyorum. Hayır. Hayır ağlarım. Sakin ol. Derin nefes al. Birisini öldürebilirsin bununla biliyor musun? Oğlum çok az koyuyoruz o yüzden. Mesela ben. Teşekkürler. İmkansız. Sürekli bunu söylemek istiyorum ya. Mümkün değil abi, mümkün değil. Mümkün değil. Ben işte... Yiyorum. Ye hadi. Hepsini. Hepsini yersin. Tamam, birazcık alacağım, hepsini alamam. Ya ne yapayım abi? Taksit taksit yenik de, tamam yeter, ver yeter. Tuvaletim biraz mütevazı. Evdeki şu ana kadar hiçbir şey mütevazı değildi yani. Kanka bir tık büyük mü? Domates almaz mı acıyı? Domates. En iyi domates diyebiliyorum ben. Sanki 2-3 tane ya. Burayı internet kafe gibi tuvalet kafe yapsaydınız. 3 karşılıklı oraya 3 karşılıklı arkadaş ortamında. Tavan yüksekliğine bakar mısın tuvaletin? Kanka güzel yapmışlar. Tuvalet. Bir insanın ihtişam. 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 Tuvaletinden yani. Belli olurmuş. Yanıyor musun hala? Kendimi kaybedeceğim. Ağzıma sabun sıkacağım. Mert, iyi misin? Bak Enes de yedi. Oğlum midemi oturmaya başlıyor şu an. Bir şey oturdu. Dur, 4 kişi alıyor mu? Alıyormuş, gel. Asansörde kalsak ölürüm burada var ya. Ama çok acı değil mi? Ya niye veriyorsun ki 6 milyon ya? Hadi devam. Nereye indik biz şu an? Neredeyiz? Bir salon daha. Burası da hobi alanı. Kanka her yer hobi alanı. Bir kere oynadın. Ayaz. Yani manken benden daha uzun ve daha iyi duruyor. Daha savaşçı gibi. Aa. Ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun şu an? Niye şaka yapayım? Komik mi bu? Burada alakası bir zırh var. Al giy. Bunu geçen sen Minecraft videosunda evet, kullandın. Evet. Bu nedir? Bence oldu mu? Bence okey. Her yerim koruyor. Bu kadar dolapla 60 kişiye yemek hazırlarsınız ya. Aa. Kendimden geçtim. Mutlu değilim. Ben evi çok beğendim bu arada. Ah, diyet yapıyor musun sen? Evet. Ya, tam da şu suratta durdurup şunu açmalık. Gerçekten iğrenç bir hayat. Nice. Günlük dozumuzu aldık. Yağsız pirinç. Bak diyetin üstündeki yani hamburger satılıyor. Bak tablolarım iyidir ama bak etrafta. Bunları beğendim. Bunlar şeye benziyor. Banksy. Banksy'nin şeyleri var ya. Banksy Allah'ın mi? Cahilleri. Kimse bilmiyor mu Banksy? Banksy. Cahil mi? Cahil mi bu arada? Kim o? O kim abi? Vallahi bilmiyorum lan. Bizim chatte kesin bilen vardır ama. Grafiti sanatçısı çok teşekkür ediyorum. Fırın değil işte onlar bilmiyorum. Üçte birini bilmiyoruz. Bildiklerimizi kullanıyoruz. Ne lan bunlar? Bu ne oğlum? Ben bugün ilk defa açtım bunu. Midem bulanıyor. Sakın başka şeyler düşün. Ekmek ye bir şey. Kusarsan bütün boğazın, genzin her yerin yanar çok kötü olursun. Sakın kusma. Çocuğun haline bak. İyi misin? Şimdi de yaparım. Öteki tarafa gidip geldin mi? Boşalttım ama genizi falan. Nasıl? Kustun mu? Yok kusmadım da ağzımla çalkaladım falan. Peki bu kadar acı olacağını bekliyor muydun? Ben asla bekliyorum. Değil mi? İşte anlatamıyoruz ki. Aaa. Gel Titanic yapalım iyi gelir. Hayır ya eldivenle bir de ya sapık gibi. Kanka iyi misin? Değilim. Bir havuza atlasan iyi gelebilir. Burası ön bahçe. 3 bahçemiz var. 4 de olabilir bilmiyorum. Koşuyoruz, takılıyoruz. Burası ikinci bahçemiz. Buraya hiç bastın mı? Evet. Ne yapıyorsun burada? Burada karaoke yapıyoruz. Gerçekten mi ya? Ama yılda bir yapılıyor yani. Evet. Yılda bir kullanılıyor. Burası havuzumuz. Kanka bak burayı plaj yap, kiraya ver. Bistro da aldım bak. Tanesini... Airbnb'de odaları kiraya versin. 1000 liradan açacağım bu bistroları. Şişe açma zorunlu. Tamam güzel ya. Dandik cin vereceğim. Dandik. Alkol. Geçen bizden Çeşme'de kaç para istediler? Bizde geçen 20 bin lira istediler. 20 bin lira istedi değil mi? 20 bin lira istedi. Yaşandı bu tamam ben doğru hatırlıyormuşum. Şurada jacuzzi. Ne? 20 bin. 20 bin. Bir masa için mi? Kendimi keserim. Kendimi keserim orayı da rezil ederim. Oğlum 20 bin ne ya?
jacuzzi var. Oğlum bu ev nasıl temizleniyor? Temizlenmiyor. Bu jacuzzi işte videodan videoya iki kere kullandım jacuzzi videolarında. Bundan bak şu kadar dök at bütün hepsi köpürüyor. Valla. Tamam benim acım geçti arkadaşlar iyiyim. İyi valla. Vücut sindirdi onu. Bir şey diyeceğim ev maalesef daha bitmedi. Bu ne oğlum? Burası da işte gelecekte yatırımlarımızı yapacağız. Enes içerinin üst katını restoran yapıyoruz. Burası restoranın alanı. Aynı burası da plaj. Ayrı kiraya veriyorum. Taşınmadan bistro. Yapalım bunu var ya. Bari evin parasını çıkartalım. Evin iki girişi var. Ha alttaki girişi var değil mi? Hızlı hızlı geçiyoruz çünkü. Aa beni isterlerse tüm gün istesinler Cemil'e. Ben gitmem. Kendimi kilitlerim. Ya bir de bizim evde nereye gezeceğiz yani? Nereye gezeceğiz? Ha burası yayın odam. Burası salon. Burası mutfak. Mutfakta buzdolabı var. Buzdolabını açma. Neden açmayayım? İçi pis olabilir. Burası teras. Terasa da girmeyelim. Daha oraya da yapılması gerekenleri yapmadık. Burası misafir odası. Çünkü ev büyük. Bitmiyor. Kanka benim ev turum gerçekten 7 dakika falan sürdü. Evin sakinleri, balina. Burası 5. bahçemiz. 6. bahçe. Bu evde en çok kullanılan yer burası herhalde değil mi? Evet. Burayı ısıtmak için soba almışım ben. Burayı görmedik kışın lan. Kışın da burayı kullanmak için 4 sobamız var. Kaç yıldır spor yapmıyorum oğlum. 10 kilo mu kaç kilo mu 20'ymiş. Parmaklarım sakattı tutamıyorum oğlum. Paraşütten düştüm sürüklendim yerde kestim elimi. Ya Orkun'la yarışmanın... Ama yani bu evde bir ev sıcaklığı yok fark ettiyseniz. Yani cozy değil burası. Ben daha cozy house'ları seviyorum. Mesela benim evim o yüzden. Yani küçük ev sıcaklığı olması için. Olması gerek yok. Orkun ölecek zaten bir gün. Evet ben kesin öleceğim. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Mirasını bana bırakmasını istiyorum kanalın tamam, yarısını. Tam ölmeden kanal çıkmamı ilk sana söyleyeceğim tamam mı? Ve son olarak bir bahçemiz daha var. Yeter artık. Kaçıncı bahçe olduğunu unuttum. Bir şey diyeceğim. Tabut var 3 tane. Bak şuna bak gerisine bak. Niye tabut var lan? Prop olarak mı bunlar biz yoksa? Biz böyle bir YouTuber'ız. Her şey var bizde. Hayır eve geldiğinde var mıydı bunlar? Niye tabut yoktu var abi? Ha iyi var. Ama burayı gerçekten hani doldurmak için 15 çocuklu bir aile falan olman lazım zaten herhalde. Zaten evde 10 kişi yaşıyoruz. İyisin. Değilim bilmiyorum acı geliyor arada ama. Böyle bir kafanda bir geçmeyen niye bir güzellik var mı? Ya? Kafamda şu var bir mutsuzum. Durduğum yerde kötü hissediyorum yani. Ben de ne zaman birinin acıya düşsem ben de kendimi kötü hissediyorum. Ama iyisin şu an değil mi ya? Genel olarak iyisin. İyiyim inşallah. Gezerken Orkun da iyisin. Niye Orkun Bey yemiyor? Evine gittiği şov istiyor. Abi gittikten sonra bir şey olmaz. Yok aman olursa ara ben hemen gelirim. Hadi görüşürüz. Ya mi dedin? Ben geleceğim sana bekle bunun öcünü alacağım. Bu acı başka acı. Ooo şu asıl merak ediyorum. Çaydak bir şey de değilmiş. Yandı mı oğlum ya? Çitliyor oğlum adam. Evet uzun zamandır beklenen isim geldi. Kendi müzisyen Kemal'in evinin önündeyiz. Daha önce gelmiştik. Tam yan evi Egoist Pati'nin evi ona gelmiştik ama Kemal uyuyordu. Uyandırmaya kıyamamıştık. Şu an Kemal arkadaşları ve babası Mehmet amcanın acı yedireceğiz bakalım. Neler olacak? Bu arada dükkanın önündeyiz şu anda bak bu Mehmet amcanın arabası. Bu dünya güzeli bu da Kemal'in henüz piyasada görülmemiş 5 kasa BMW'si var. Bunu Kemal'in arabası mı vardı onu bile bilmiyorum lan. Buna da acı yediririz biraz. Motorunu acı koyunca arabalar bozulur. Allah çarpsın Kemal'in arabası olduğunu bilmiyordum. Yemin ediyorum bozulur bence. Bu arada şöyle de bir hatırlatma yapmak istiyorum yani arkadaşlar. Biz katı üyeliğini yakın zamanda aktive ettik. Bizlere destek olmak kardeşim ne güzel video çekiyorsunuz. Böyle güzel videolar çekmeye devam edin diyorsanız eğer katıldan üye olup bizleri destekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz her video için çok uğraşıyoruz. Uğraşmaya da devam edeceğiz. Güzel Kemal gel arabanı mıncıklayalım Kemal. Şimdi kapıdan girerken acı vereceğiz ya ondan kapıdan girmiyor. Kemal ne yapayım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi gel önce arabanı mıncıklayalım gel. Harbi. Kankacığım hayırlı olsun. Bakayım eyvallah, enekleri nasıl bunun? O harman kardonlu hem de. Bir ara gaz ver. Bak şuna bak. Bu Orkun'un acıları olarak piyasada marketlerde satılmaya başlayacak. Bunu kendimiz şoka yaptık. Hoppa kolay gelsin. Birazdan Kemal'i kaybedeceğiz. Bu kafası çabuk gelen, güzel yakan ama diğerleri kadar yakmayan bir acımız. Bunu yemeyi başarırsan 6 milyona da geçeriz. Şu an Kemal'den arabayı alsam alır mı? Aa, bu ne? Kanka gel eve girelim biz. Boş ver arabayı. Senden baksan yok ol. Öldürürüm kendimi. Dan, 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 dan. Oğlum tükür.
Nasıl? Bu acı başka acı. Böyle bir şey yok. Kendimiz kaynatarak yaptık bunu yani. Neden ya? Su aç çıkarmıyorduk değil mi ben? Şey dedim ki Kemal şey yapıyor arkadaşlar, bir ay yayın açamıyorum açtığından sonra. Bitmiş. Bende alışkanlık olmuş abi. Şu ne kırmızı? Alarm oğlum, basma alarm. Almıyor. Şeyi gönderiyor. Neyi gönderiyor? Sinyal. Nereye gönderiyor? Güvenliğe gönderiyor. İyi misin? Ne oluyor oğlum, bu ne? Yutmamam mı lazımdı acaba? Yok kankacığım, yutacaksın. Ya sizin gezin. Hep böyle oluyor ama yeter ya. Korkunç. Ben evini çok beğendim. Şimdi Patin'in eviyle birebir aynı ev. Yani bir tek sende asansör var, onda tırmanma duvarı var. Ama ben iç mimariyi daha çok tırmanma beğendim. Tırmanma duvarı mı? Bunun birine yaptırdım. Tırmanma duvarı? Nasıl olur tırmanma duvarı ya? Tırmanma duvarıyla mı bir üst kata çıkıyorsun? Mümkün değil. Üst katı ömrüm billah göremem o zaman. Yani şöyle, bizim bir üst kat var ama bilen yok. Hani üst katı. Değil mi sen mi? Kendin mi? Belli başlı şeyler yapılıydı bayağı bir. Geri kalan eşyalar da benim böyle. Kiramız ne kadar? Kira 20 binlerde olması lazım. Oo, oh, çok burada bir balkonumuz var. Burası stüdyolardan bir tanesi. 20 bin soygun. Ama bak bu geçiyor şimdi. Yavaş yavaş geçiyor, sonra 6 milyon vereceğiz sana. Yok, sana 6 milyon vermem ben. Ben sana kıyamam. Akıyor şu an her yerimden. Her şey akıyor. Güzelmiş ya, ben bununla devam ederim hayatım. Ben hep bu odayı çok daha büyük zannediyordum. O kadar büyük değilmiş. Aa, o kadar büyük değilmiş. Kaç saat yayın yapıyorsun şu an? Dün açtın mı yayın mesela? Dün değil, önceki gün açtım. 6'şar saat minimum. Çok zor ya. Yayın iş çok zor. Nasıl yapıyorsunuz hala anlamıyorum. Böyle bir şey yok ya. Artıyor mu, azalıyor mu? Artıyor. Baksana adama güzel şekilli yapmışlar. Burası misafir. Şovumu hiç yapamadım. Durun. Ses zaten bir daha. Fır odası de... Azalıyor mu? Zor ya, yayın iş çok zor. Nasıl yapıyorsunuz hala anlamıyorum. Böyle bir şey yok ya. Artıyor mu, azalıyor mu? Artıyor. Baksana adama güzel şekilli... Zio Gaming mi geldi acaba? Efendim. Emin Bey. Gerçekten iğrenç bir hayat. İğrenç hayata bak. Allah'ım sana binlerce kere şükür olsun. Bana çok ayıp etti Zio Gaming. Çok ayıp ettiniz. Konuşmuyorum. Ben ki telefonumun arkasına bile sizi yapıştırmışım. Ayıp. Siz bu gönül bağını deldiniz de geçtiniz. Siz bilirsiniz. Ne yapmışlar? Burası misafir odası, depo. Nasıl, geçmeye başladı mı biraz? Geçmiyor. Bir şey canım, çok güzel dayandın ha. Harbi mi? Mesela bak, Tuğkan bunda yok oldu. Burası salonum. Abi çok güzel yapmışsın ya gerçekten. Eyvallah. Burada işte PlayStation 1'den 5'e kadar var. Kaç tane 4 var? 4 2 tane var. Bir Pro, bir normal var. Hmm. Biri var. Ama bu yeni bir. Yeni bir. CD takmıyorsun ama buna. Yok, içinde. Ha, içinde oyunlarla mı geliyor? Ne var içinde? Crash var. Kafa uyuştu mu böyle? Evet, uyuştu. Kafan güzel değil mi şu an? Evet. İlk GTA bile var onda. O çok keyifli. Hadi be. Tam böyle bir fan house olmuş yani. Guitar Hero var mesela. Hani Guitar Hero'yu günümüzün gençleri bilir mi? PlayStation 2'de oynuyorduk. Bu dev keyifliydi. Nerede o Van Halen'lar, Metallica'lar şimdi? İşte. Kim bilecek baba şimdi? Arada 20K izleyici farkı olabilir ama bize de bir şutluk oldu.
Fire and Flames vardı, hatırlıyor musun onu? Dın diye çalıyordun, çok zordu. Gitar geçmişi var mı sende? Var. Gitar geçmişi de var ama işte liseden kaldığı için şu an çok müzikle evde her yerde bir enstrüman çıkabilir bu arada. Biz sürekli gitar hero'yu diyorduk. Ben sadece bateri çalıyordum ama. Bizimkiler oturuyor burada. Gel, gel. Katliam. Ne güzel oldu, gel gel. Serengeti ormanlarında Kemal'in arkadaşları Çağrı Cem ve babası Mehmet amca çok tatlı oturmaktaydılar. Başlarına geleceklerden habersizdiler. Bak ne güzel oturuyorlar. Ne güzel bir bahçe keyfi, havuz keyfi. Bak şimdi 5 dakika sonra olacak ne olacak? Şimdi. Merhaba! Nasılsın? Yemem. Sen bunu dikiyordun kafaya falan Cem, öyle bir şeyler hatırlıyorum. Dikerim gibi geliyor bana hala. Şimdi senin acıyla aran iyi diye Kemal'den bir tık fazla veriyorum sana, Kemal'e verdiğimden. Allah eline damladı onu. Sakın elini gözüne yüzüne hiçbir yerine sürme, yok olursun. Sakın hiçbir yerine sürme onu bak. Islak mendil gibi. Getirin bu çocuğa! Ya 10 milyonu yok mu bunun ya? Ya az ya. Ah Mehmet amca. Abi bana çok verirsin ama. Gel gel, yok herkes bana aynı verdi. Herkes aynı verdi, gel gel. Cem'e dönelim. Cem yok oldu. Mehmet amca sen nasılsın? Tahmininden acı çıktı değil mi? Bir onu kabul ederek başlayabiliriz. İlk geldik 5 dakika anlatıyorum Cem'e. Dedi ki bana hiçbir şey olmaz. Ağzıma dök dedi, hiçbir şey olmaz. Mehmet amca sen ne diyorsun? Bu ne ya? Ulan ben ağzımla yerdim. Çıkarırdım ama bu çıkacak bir şey de değilmiş. Bak dedim, beklediğin gibi çıkmadı. Göremiyorum ki şu an, benim gözler kapandı. Gözlerim kapandı. Şu an dörde bir Amerikan görüşü yapsam kazanırım bence yani hani şununla da. Yandım oğlum, yandım. Herkes koşuyor. Bir de bu daha giriş seviyemiz ya. Ben bayağı çoğu yaparım diyorum ya. Yok geçiyor artık, geçiyor evet. Bana bir şey yok mu? Bunun ucuz orta pahalı falan yok muydu Orkun'un, gözünü seveyim. Bir şey söyleyeceğim. Yani çok seviyorum konuşmak. Eğer ki birlikte hani böyle bir şey falan yapalım yapalım isterseniz şey yaparım. Sonradan gurme çekelim beraber. Beyti. Hı? Sonradan gurme beyti videosu. Nasıl fikir? Ucuz orta pahalı beyti. Ne olur. Allah aşkına. Evime sakın gelmeyi teklif dahi etmeyin. Mehmet amcayı kaybettik bu arada. Ne zaman geçiyor? 15 dakika. Sen bunu yeni kesmiş olamazsın ya. Acil domates. Kendimi tebrik ediyorum Mehmet amcayla ben. Power couple. Bak görüyorum, hemen domates kesmiş içeride kendisine. Ben de aynısını yapardım. Domates keser, başka bir şey kesmez. Biri diyor doğru domates keser, biri diyor vişne suyu keser. Kesmiyor hiçbir şey bu. Domates Talya keser. Salya sunuk kaldım ya, yemin ediyorum var ya. Geçti mi? 6 milyon vereyim mi? Ben yerim. Abi şu an geçti mi sende? Bayılıyorum. Ya bu nasıl bir adam ya? Nasıl geçti? Cem gitme 6 milyon var. Senin çünkü iyi dayandı ya. Hiç acı yemeyen biri için çok iyi dayandı bence. Bak Kemal de mi hiç yemiyor? Acıyor ama iyiyim yani, bayağı acıyor. Burnum falan tutamıyorum yani. Köye gittik abi bu yaz. Ama nasıl bir trafik var var ya. İstanbul trafiğini görmen lazım. 16 saat sürer mi ya bir yol? İnanıyorum. Kimler 6 milyon istiyor? Ben daha kendime gelemedim. Şu kadar yeter. Allah Allah. Sakın parmağını ben bunu bir emcükleyeyim. Emcükleyeyim. Bunun kafası biraz geç ki. Allah senin piercingin varmış, yakar mı acaba? Sen onu yut direkt. Sen onu yut, oraya gelmesin o. Bu yakmıyor. Bu başta yakmıyor. Mehmet amcim gelen bir şey var mı? Şunu geçiyorum. Yok. Tamam gelecek. Sonradan geliyor. Sonradan geliyor bu. Ben 2 dakika sonra görmek istiyorum ona göre. Hiçbir şey yok. Yiyin gidin. Allah Allah. Evet. Ben Mehmet amcayı kendi babam olarak alabilir miyim? Götüreyim. Götüreyim ya, benim babam olarak doğmuş adam sanki, çok iyi. Cem sana gelen giden var mı? Çünkü geliyor mu bir şey? O gaviskonla banyo yaptı, ondan yanmıyor orada. O gaviskonu dikti ya, banyo. Ya sen var ya. Şey diyeceğim. Çağır demek ister misin? Ben sade. Tir tir titriyor lan çocuk. Zangır zangır böyle titriyor yani. Reyna'ya döndü lan. Titriyecekler. Alayım ya. Sade. Sade derken acısız alayım yani. Bu da yemeyin, yemeyin diyor. Aa geldi diyor. Bir dakika, şaka maka kafa geldi diyor. Ama 60 yaşında adam abi. Ayran verin, ayran. Ayran verin. Gaviskon verin, dur gaviskon verin. Sen kaç kapak içtin şurup? Çitliyor oğlum adam. Hemen gaviskon verelim sana. Oluyor. Dur gaviskon verelim. Derin nefes al, sakin. Kafandan da kafandan sütü kap. Lan yazık lan. Lan bitmiş. Sen bitmiş bir insansın. Bu ne? Bu ne günah? Yazık, günah lan. Vallahi gitti çocuk. Kapandan ne? Ha? O ne abi?
Allah belanı vermesin kanka. Şu an Mehmet amca neyin hazırlığını yapıyor abim? Mehmet amcam bir anda Ebru Şallı ile pilates dersine döndü. Yemin ederim adam cazda bak. Allah belanı vermesin kanka. İlk videomuz böyle mi olacak? Böyle bir acı yok ya. Ben babamdan tokat yemedim ya. Böyle bir acı yok ya. Derin nefes al. Abi ağzını açık tut. Ağzında tut biraz onu. Kız lan bağırma. Derin nefes al. Cem derin nefes al. Söndür. Kim bağladı yeter. Lan piş. Lan ben 500'lük yedim. 500'lük. Allah senin belanı vermesin ya. Bir hayatımda Allah belan versin daha sürreel bir ortamda bulunmadım. Sen niye yangın söndürücü sıkıyorsun adama? Süt geliyor. Oğlum niye adamın ağzına yangın söndürücü sıkıyorsun yanıyorum ya? Yanıyorum deyince ben de panik yaptım. Ya öyle mi yanıyorum dedi oğlum adam. Mehmet amca iyi mi? Mehmet amca iyi misin? Sigara içiyor oğlum adam. Durdu. Ya Allah'ım çıldıracağım ya. Bir şey söyleyeyim mi? Babam olsa hep babamda otururdu. Babam ömrü hayatında hiç sigara kullanmamış ama babamda otururdu oraya. Sadece etrafa bakar. Tam bir alfa. Sigara yak. Abi ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor burada? Bak 50 kişinin evine gitmişimdir. İlk defa bu kadar sürreel bir şey yaşadık yani hani. Crash metal mi yapacağız? Harbiden sesim açıldı. Brutal atayım mı? Gözlere bak. Ya bu geri zekalı. Brutal at. Harbiden geri zekalı çünkü. Sen dedin ya iyiyim bir şeyim yok bilmem ne. İki acıda da aynı şeyi yaptın. Şişenin yarısını dikmişsin kafaya. Ama karın ağrıyor. Hadi bir brutal. Ama Mehmet amcam dikebilir sorun yok. Lütfen çok sevgili Orkun Işıtmak Bey. Şöyle alalım hocamdan. Açıldı oğlum. Vallahi sesim açıldı bak. Başımı sallıyorum şu an. Buyurun. Ay benim çıktığım yerlere çıkıyor Kemal'de. Kemal birebir benim çıktığım notalara çıkabiliyor. Kendisini tebrik ediyorum. Ay benim. Vazgeçtim. Ayıp olmasın şimdi. Tizlerimiz aynı. Aynı tizlerimiz. Birebir aynı tizler. Bir şey söyleyeyim. Ne Kemal de bu arada yani Cem Adrian böyle Cem Adrian o kadar böyle şey var ki etkisi var ki Kemal'de net böyle çok dinliyor yani o da. Ya da çok dinliyormuş. Hep onu hissediyorum çünkü. Kemal'in sesi çok güzel ya. Bayağı güzel. Çok iyi açıldı oğlum size. Devam devam. Baksana. Çok iyi açıldı oğlum size. Devam devam. Gitarı çok güzel ya. Yeni soundtrack'imiz... Keşke Kemal'den ultra mega kükreme gelseydi tam bu esnada. Acılı ev turunun... Ya bir şey söyleyeyim. Aniden arka koltuktan hemre çıksa ya böyle birdenbire ama. Yeni soundtrack'i... Açılış müziğimiz.
Evet, bugün acılı ev turunda önce Enes'lerin sonra da Kemal'lerin ağzına sıçtık. Yakında bu videoda verilen acı satışa çıkacak arkadaşlar. Önceden de böyle güzel bir haberi duyurmuş olayım. Aranızda inanmayanlar muhakkak var. Acı değil bu bilmem ne diyen sonra. Mesela Kemal'in arkadaşları Cem falan da aynı şeyi söylüyordu. Gördünüz ne hale geldiğini. Sizin öyle bir niyetiniz varsa, kalbiniz kaldırıyorsa alır denersiniz. Bir sonraki videoda Oğuzhan Uğur geliyor, Murat Enginekin geliyor. Kaçırmayın. Acılı ev turunun devamı için de videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada aranızda acı ile aram çok iyi. Ben çok hayatım korkunç, boyunca acı yiyorum diye 18 yaşının üstünde olanlar varsa aşağıya bir form koyuyoruz. Acı yarışması yapacağız. Mutlaka bekliyoruz başvurularınızı. Mümkün değil. Mümkün değil. Zaten benim yaşım da tutmuyor. Periye onlardan insan ve melimiz kadar edinleyelim o zaman sesini bebeksi sesinden demiş efendim. Mümkün değil. Kendi sesime tahammülüm yok. Teşekkürler yine de. Aynı ses bak gördün mü? Aynı ses. Benim yaşım da tutmuyor. Mümkün. Ay korkunç, korkunç. Kıvırcık uzun bana çağır değil mi? Ay Allah'ım mümkün değil ya Rabbim. Zaten ben acı sevmiyorum ki. Acıdan nefret ediyorum. Bildiğin gerçekten acıdan nefret ediyorum ki acı beni hasta ediyor. Baya baya hasta ediyor yani. Acısız bir şey diyebilir miyim? Gerçekten acısız çiğ köftede ben de yanıyorum. Yalnız olmadığımı bilmek beni acımı etti. Mesela bir çiğ köftecilerde acısız diye getiriyorlar tamam mı? Diyorlar ki işte bu acısız bunu yiyebilirsiniz dedi. Anasını satayım ben onu da yiyemiyorum. O da acı. Hayır Nisan ben sesimin iyi olduğunu düşünmüyorum. Ben öylesine kent çapında takılıyorum sadece. Ki dediğim gibi kendi sesimi duymaya da yani sıfır tahammülüm var. Hiç sevmiyorum. Hiç. Hope is everything.